Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size çatımızda bulunan 6 kW kapasiteli güneş enerji santralimizin Mayıs 2023 verilerini paylaşacağım. Çatımızda Mayıs ayı itibariyle toplamda 730 kWh'lik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. Bu 730 kWh'lik üretimin 200 kWh'ini hemen üretilir üretilmez evin içerisinde harcamışız. Aynı zamanda akşam saatlerinde borç olarak aldığımız 160 kWh'lik bir bölümde bulunmakta. Yani toplamda bakıldığında 360 kWh'lik bir harcama gerçekleştirmişiz. Normalde 360 kWh harcayan bir ev yaklaşık 620 TL gibi bir fatura ile karşı karşıya kalacaktı. Biz çatımızda güneş enerjisi kurduğumuz için böyle bir fatura ile karşı karşıya kalmadık. 730 kWh saatin tamamını satıyor olsaydık 1437 TL gibi bir rakam, o kadarlık bir avantaj bize sağlıyor olacaktı. Ama biz 730 kWh saatin sadece 369 kWh saatini sattık. Yani kullandık, şebekeden borç aldığımız kısmı geri ödedik. Arta kalan fazlalık kısmımız 369 kWh saat ve bunun için de banka hesabımıza 446 TL'lik bir ödeme yapılıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi 1 kWh saatin satış bedelinin 1 TL 20 kuruş olduğunu söyleyebiliriz. Dağıtım bedellerinin artmasıyla beraber elektrik satışından gelir elde etme modeli de oldukça dezavantajlı bir noktaya evrildiğini her fırsatta söylüyoruz. İstenen o ki ürettiğiniz enerjinin tamamını evinizde harcayın. Bu en verimli yöntem. Tekrar yeri gelmişken de bunun altını çizmiş olalım. En fazla üretim yaptığımız günü her seferinde anlatıyoruz. 2 Mayıs günü en fazla üretim yaptığımız gün olmuş bu ay içerisinde. 41,6 kWh saatlik bir elektrik üretimi gerçekleştirmişiz. 6 kW'lık bir kapasitemiz var ve 42 kWh saatlik bir elektrik üretimi bir günde gerçekleştirmişiz. Evet, hızlıca size Mayıs 2023 verilerini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.